Beyin Kripto Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Beyin Kripto Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu. FED FOMC toplantısını aslında sizlerle beraber takip ettik. Dün sıcağı sıcağına kısa bir değerlendirme yapmıştım. Bugün hem kalan kısmını hem fiyatlamalar oturduktan sonra piyasa ne yöne döner bunu konuşacağız. Bir yandan da aslında piyasalarda ılık rüzgarların estiğini görüyoruz şu anda. Bu kalıcı olabilir mi? Kısa süreli mi olur? Bunu konuşacağız. Rusya'dan bir haber var. Kripto para piyasasına dair hem SEC hem de CFTC'den yine düzenlemeye dair haberlerle bir yayına başlıyor olacağız. Kripto mercek yayını başlıyor diyelim ve terminal ekranımı paylaşayım. Terminal ekranında özlediğimiz yeşil grafikleri görüyoruz. Bitcoin fiyatının ise 22 bin dolar seviyesine aslında yakınsadığını görüyoruz. 21.915 seviyesinde şu anda. Ethereum ise 1.184 dolar seviyesinde. Solana %20'lik bir yükselişle beraber 33 dolar seviyesine ulaştı. XRP'de ise %10'a yakın yükselişle 0.33 ve ADA'da 0.51 seviyesine yakınsamış durumda %10'luk bir çıkışla. Tron ise %23'lük bir çıkışla aslında kanal bandı içerisinde takip ettiğimiz hareketine yeniden aşağı çekilmişti. Piyasanın aslında 20 bin dolar Bitcoin'e 20 bin dolar seviyesini test ettiği durumda. Şimdi yeniden kendisine kanalın bandına taşımış durumda. Piyasanın genelinde yeşil grafikler var. Bir rahatlama söz konusu. Üzerimizdeki aslında agresif fiyatlamaları Fed'in dün aldığını söyleyebiliriz. Bunun zaten etkilerini konuşuyor olacağız. Bunun etkisiyle beraber global piyasalarda bir pozitif alıcı seansı yaşandı aslında. ABD seansı özellikle. S&P 500'ün bir seviyesinde 1,46 primli kapattığını, Nasdaq ise 2,50 primli kapattığını görüyoruz. An itibariyle tabii ki de bu Nasdaq ve kripto para piyasası arasındaki korelasyonla da beraber kripto para piyasasına şu anda pozitif yansıdığını söylemek mümkün bunun. Ama orta ve uzun vadede değerlendirecek olursak 75 bas puanlık bir faiz artışı oldukça ciddi bir faiz artışıdır. Ki yine baktığımızda Avrupa seansında da pozitif kapanışlar görüyoruz. Bunun da etkisi dün biliyorsunuz ki ECB olağanüstü bir kararla toplanma kararı almıştı. Burada gerçekleşen aslında piyasaya dair ve Avrupa bölgesi içerisindeki tahvil faizleri arasındaki farklılıklar konuşuldu. Almanya'nın tahvil faizlerinin getirisi düşük kalırken İtalya'nınki yüksek kalıyordu. Bu da aslında ülkelerin riskiyle bağlantılı olarak. Dolayısıyla bu sebepten dolayı orta paydada buluşmaya yönelik aslında ve Covid'in üzerinde Avrupa bölgesi üzerinde bıraktığı negatif etkileri silmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi ve Avrupa Merkez Bankası dijital parası yani dijital euro hakkında bile konuşma gerçekleştirildi diyebiliriz. Ve gelelim dün aslında FED bize açıkladı. Neyi açıkladı? 75 bas puan bir faiz artışı açıkladı. Ve bundan sonraki yaz döneminde de Eylül'e kadar ki olan süreçte de 47,5 milyar dolarlık piyasadan aslında bilançoyu küçültme aşamasına devam edeceğini açıkladı. Eylül ayında ise bunu 90 milyara çıkacağını yineledi. Ve an itibariyle baktığımızda oldukça veriye dayalı, aslında oldukça ortodoks diyebileceğimiz bir konuşma ve yöntem belirlemişlerdi. 75 bas puanlık faiz artışına gidiyoruz. Çünkü veriler beklenenden yüksek geldi. Enflasyon beklenenden yüksek geldi. Biz de beklemek yerine 75 bas puanla başlamayı karar verdik dedi. Bu oy birliğiyle alınan bir karar değildi aslında. Baktığımızda bunun içinde 50 bas puanı savunan FED başkanları olduğunu da görüyoruz içeride. Ama 75 bas puanla ilerlemek tercih edildi. Şimdi sene sonuna kadar aslında baktığımızda var olan enflasyonda öngörülerinde Temmuz toplantısı kaldı. Ağustos toplantısı yok. Eylül ve Kasım ve Aralık toplantıları kaldı. Dolayısıyla şimdi önümüzde 4 tane FOMC toplantısı var ve bu 4 FOMC toplantısında biz aslında bir daha 75'le mi gideceğiz yoksa 50-50-50 olarak mı gidecek bu toplantılar? Bunun aslında izlerini arıyoruz. Baktığımız zaman da 3,80'e 4 bandına çıkmış olduğu aslında Fed'in sene sonuna kadar gerçekleştireceği faizin toplantısı. Şu anda zaten aslında 2 seviyesine kadar enflasyonu düşürme hedeflerine bağlı kalacaklarını da açıkladılar. Şu anda enflasyon 8 tabii ki de 8,6 ve şu anda gerçekleşen 75 bas puanlık faiz artışıyla aslında 125-150 bandına taşımış oldular. Dolayısıyla 1,25-1,50 bandına taşımış oldular. 1,75 bas puan daha geldiğinde veya 1,50 bas puan daha geldiğinde zaten aslında nötr seviyeye gelmiş olacaklar ama yeni nötr denge 2 seviyesinde olmayacak. Çünkü açıkladıkları
aslında verilerde de çekirdek enflasyon beklentisini arttırdılar. Çekirdek enflasyon beklentisi daha öncesinde 4,3 iken 5,2'ye çıkardılar. Aynı zamanda büyümeye ve işsizliğe dair de negatif diyebileceğimiz aşağı yönlü beklentilerini revize ettiler. Büyümeyi 2,8'den 1,7'ye revize ettiler. İşsizliği ise 3,5 seviyesinden 3,7'ye yukarı yönlü revize ettiler. Yani işsizliğin artacağı, ekonominin daralacağı bir fiyatlamayı ve enflasyonun kolay düşmeyeceği, çekirdek enflasyon beklentisinin yükseldiği bir senaryo çizdi aslında FED bize verdiği donelerle. Bu da ne demek oluyor? Aslında stagflasyon döngüsü ve aslında piyasanın acı gerçekle yüzleşme döngüsü manasına geliyor orta ve uzun vadede. Ki aslında şu an gördüğümüz bu nokta planı da bize bunu göstermiş oluyor. 2023'te dahi faiz artışlarının olabileceğine dair bir beklenti var. 2022'lik sınırı kalmayacağına dair orada da bir beklenti oluşmuş durumda ki 2024'te de tam tersi yönde bu sefer faizleri indirme döngüsüne girebileceğine dair beklentiler şablonu oluşmuş durumda. Şu anda piyasa bu senaryoyu oluyor. Ama ne görüyoruz? 2022 ve 2023'ün stagflasyona ve durgunluğa doğru gideceği bir senaryoda apaçık aslında önümüze serilmiş durumda. Çünkü dün özellikle de Powell dedi ki bizim esas görevimiz enflasyon düşürmek. Esas görevimiz bu ve bunun için yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Veriye dayalı bir biçimde hani bundan sonra 75 de olabilir gibi bir açıklamada geldi aslında ve 100 bas puan faiz artışı neden yapmanız diye gelen soruya da hani şu an uygun görmediklerini ama bunun önünde de bir engel olmadığının da sinyalini verdi. Şimdi hal böyleyken Haziran geçti. Gelelim Temmuz FOMC toplantısına. Yeni oylamalar başladı aslında, yeni tahminler başladı. Şu anda 75 bas puan faiz artışını fiyatlayacak olarak da yine bir yükseliş görüyoruz ki bunu da aslında başlatan da Goldman Sachs oldu. Goldman Sachs Temmuz ayında Fed'in 75 bas puanlık faiz artışına gideceğine dair beklentisini paylaşmış oldu. Şimdi akıllardaki soru Temmuz ayında 75 bas puan ard arda gidecek mi? Bu piyasayı nasıl etkiler diye aslında beklenti aralıkları açılmaya başladı ve şu anda da yükselmeye devam ediyor diyebiliriz. 50 bas puan mı gidecek, 75 bas puan mı gidecek? Bu arada açıklanacak olan aslında hem enflasyon verisi, hem tarım dışı istihdam verisi, hem de toplantı tutanaklarında izleyeceğimiz maddelerden çıkaracağımız için bunu tartışmayı aslında önümüzdeki yayınlara bırakıyorum. Buradaki plandan bahsettik. 2024 yılında tam tersi. 2024 yılında yeniden faizleri düşürerek aslında mali genişleme, parasal genişleme adımlarının atılacağını görüyoruz ki bu da aslında 2024 yılında halving süreciyle, Bitcoin'in yarılanma süreciyle de beraber eş güdümlü olduğu için ve biz bugüne kadar bütün bu halving süreçlerinden sonra yükselen bir piyasa dinamiği gördüğümüz için bu da oldukça olumlu. Nefesler 2024'e yönelmiş durumda ama 2022 ve 2023 yılı için de maalesef ki hem teknoloji hisselerinde hem de aslında kripto para piyasasında çok büyük bir parti hareketliliği beklemek şu anda mümkün değil. Tabii ki de bu revize edilebilir. Nasıl revize edilebilir? Daha önceki kripto mercek yayınlarında konuştuğumuz üzere sonbahar döneminde yükselen aslında enerji maliyetleriyle beraber, yükselen enflasyonla beraber ve Fed'in davranışlarında aslında bir değişikliğe neden olabilir. Dolayısıyla sonbahar ayları hepimiz için belirleyici olacak, bütün piyasalar için. Hem enerji krizi manasında hem de globale baktığımızda parasal genişleme ve piyasadaki likidite manasında. Tabii ki de Fed'le beraber kalmadı. Dün ECB'nin de bir toplantısı vardı ve akşam da Christine Lagarde'in konuşması vardı saat 7.30'da. Ondan da konuşmaları aldık. Genel olarak aslında orada da nötr enflasyon seviyesi olan 2'ye çekme eğilimini görüyoruz. Ve bunun için adımları atma eyleminde olduklarını görüyoruz. İlk defa bu kadar hızlı adımlar atıyorlar. Çünkü neden? Fed'in aslında 75 bas puanla önden gittiği, doları daha güçlü kılmaya çalıştığı bir dönemde. Ki aslında Fed'in bile 50'den 75'e çıkan fiyatlamasında dünkü toplantının da etkisi vardır. Bir açıklama geldi aslında baktığımızda Fabio Panatta'dan. Kendisinin açıklamasında şuna yer verildi. Biliyorsunuz ki bütün ülkelerin dijital euro programları var. Dijital euro'nun arzını sınırlı yapabiliriz. 1 trilyonla 1,5 trilyon gibi bir arzlı sınırlı dijital euro'muz olabilir. Bu da aslında
Avrupa'da yaşayan kişi başına düşen 3000 euro, 4000 euro dijital euronun sahip olunması anlamına gelir. Bu şekilde kendimizi de aslında daha güçlü bir biçimde, hani dijital euroyu da güçlü bir değeri olan biçimde entegre edebiliriz. Piyasadaki kalan açığı da aslında normal yine devam ettiğimiz nakit ve kart kullanımlarıyla beraber destekleyebiliriz gibi bir açıklama geldi. Bitcoin'in sınırlı arzının olması, gördüğünüz üzere aslında bütün rezerv para birimlerinin tahtını sallama korkusu yaratmıştı. Başta dolar olmak üzere peşinde ikinci rezerv para birimi olan euro. Dolayısıyla şimdi bu manada da sınırı arzı olan dijital paralar konuşulmaya başladı bile. Önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. Fed ve ECB arasında bir yarış olduğunu söylemekte de aslında bahis görmüyoruz, bir engel görmüyoruz. Buradan gelen fiyatlamalara. Şimdi dünden bu yana okuduğum haberlere baktığımda S&P 500'de, Nasdaq'ta, kriptolarda yükseliş var. Bir rahatlama rallisi geldi ama genel olarak eğilim tahvil al yönünde haberler ve aslında portföy yönetimlerinin yayınladığı raporları gördüm. An itibariyle baktığımızda tahvil faizlerine yukarı yönlü kuvvetli ivmeler vardı. 3.40'lara 3.55'lere kadar ulaşma eğilimi görmüştük. Şu anda o ABD 10 yıllıkları 3.30 dolar seviyesine, 3.30 seviyesine, 2 yıllıklar ise 3.24 seviyesine kadar geri çekilmiş. Bu da piyasaya rahat bir nefes aldırmış durumda. Ama az önce gösterdiğimiz bu nokta planından da gördüğümüz üzere piyasada şu an doların güçleneceği ve ABD devlet tahvilinin güçleneceğinden dolayı hem risksiz bir biçimde insanların oraya yatırım yapmasına dair bir eğilim var. Şu an bu piyasaya verilmiş oluyor. 4 seviyesine yükseleceğini görebiliriz önümüzdeki süreçte. Dolar endeksi 105 seviyesine, dün 106'lara doğru yolculuktan sonra 105 seviyesine geri çekildi. Bugün piyasaya nefes aldıran bir şey ise o da 116 seviyesine kadar geri çekilen petrol oldu. Altına baktığımızda aslında altında dün 1800 dolar seviyesinden tepki alımlarıyla beraber 1830 seviyesine dengelendiğini görüyoruz. TL karşılığı olarak baktığımızda bugün 1100 seviyesine geldiğini görüyoruz. 1046'dan destek alan bir 1032 seviyesinin olduğunu görüyoruz. 1046 seviyesinde destek alarak yükselişini aslında devam etme eğiliminde. Şimdi dün aslında Fed'in gerçekleştiği toplantıdan sonra gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde bir miktar değer kazanımları gerçekleşti. Ama Türkiye bu açıktan henüz yararlanamadı. Baktığımızda biz hala 17-27, yani yeni bir Çin Seddi örülüyor demiştik bunun için de aslında. 17-27 seviyesinde kaldığını görüyoruz dolar TL'nin ne hikmetse. Hem değer kazanımı olmadı, gün içerisindeki aslında sert satışlardan da değer kaybı da olmadı. Yeni bir dengede dengeleniyoruz. Önümüzdeki seviyeleri bir daha söylemek gerekirse 17.97 ve 18.25 diye 18'e yakınsadığımız ve kapıda diyebileceğimiz seviyelerde devam ediyor. Geri çekilme başlaması için 16.80'lerin aşağısına gelmemiz gerekiyor. SEC'den bir para var, bir haber var aslında. Biliyorsunuz ki şu anda ABD'de konuşulan yasa tasarısı bütün regülasyonu CFTC çatısına, yani emtia tarafına almak istiyordu. SEC başkanı da buna karşı çıktı. Dedi ki bizim de düzenlememiz gereken adımlar var. Hani daha aslında ikili bir çatı altında kurgulamaya çalışıyor SEC. Çünkü piyasadaki kripto varlıkların bazılarının menkul kıymet olarak değerlendirme eğiliminde SEC en baştan bu yana ve kendisine yapılmış olan aslında ETF başvurularının da şu anda tek karar merci olarak karşımıza çıkmak istiyor. Dolayısıyla böyle bir çekişme var. Bir yandan da CFTC tarafından da bu yasa tasarısını şu anda inceleyenler dedi ki biz daha çok düzenleme istiyoruz. Yani bu regülasyon adımlarındaki ivmeyi arttırmalıyız ve daha çok düzenlemeliyiz gibi bir çekişme başladı. Şu an her iki tarafta birbirine karşı bu kripto para piyasasını regüle etme konusunda adımlar atıyor. Bir haber Rusya'dan geliyor dedik bu haber akışının ortasında. Sabah ben aslında Türkçe'ye çevirip çalışmıştım. Haber şunu söylüyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda bir kanun var yine konuştukları ve burada kripto ile ödeme yapmayı yasaklıyorlar. Kripto yatırım yapmayı değil ve dijital finansal varlıkları da regüle etmeye, düzenlemeye dair adımların atılacağına dair bir haber var. Ama
kriptoyu ödeme aracı olarak kullanmıyorlar. Tıpkı aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da güttüğü politika gibi Türkiye'de de kripto paralarla aslında ödeme yapmak yasak biliyorsunuz ki. Ama şu anda yatırımına dair herhangi bir yasak durum yok. Ve regülasyon çalışmaları da Türkiye cephesinde devam ediyor. Adım adım izliyoruz. Ve zenginler cephesinden de bir haber alalım. Bu Capgemini diye bir aslında yatırım şirketinin yaptığı bir teknoloji danışmanlığı şirketi aslında. Onun yaptığı bir anket bu. Dünya Servet raporu yayınlıyorlar her yıl. 2022 için yayınladıkları Servet raporunda insanlara şunları sormuşlar. Dijital varlıklara yatırım yapıyor musunuz demişler. Bu dijital yatırımların altına da ETF'leri koymuşlar, NFT'leri koymuşlar, kripto paraları koymuşlar. Ve pek çok aslında kripto para piyasasına dair yatırım yapılabilecek şeyi koymuşlar. Baktığımızda bu ankete katılanların %71'ini şu anda hali hazırda kripto para yatırımı ve aslında NFT ve kripto paralar ve periferisindeki NFT'lere, ETF'lere, ETN'lere yatırım yaptığını görüyoruz. Bu da aslında piyasada paranın ve özellikle de hep konuştuğumuz akıllı paranın nereye gittiğine dair bize bir yön gösteriyor. Dün de Skybridge'in CEO'sunun bir haberine taşımıştık size. Binkripto.com haberleştirmişti onu da. Onlar da ne diyordu? Biz bu düşük fiyatlardan yararlandık. Bitcoin ve Ethereum aldık. Onlara stake ediyoruz. Uzun vadeli değerlendiriyoruz diyordu. Akıllı parayı takip etmek önemli olacak. Ama sıkılaştırma döneminde paranın tahvil faizine doğru kayabileceğini de yeniden şu anda tahvile doğru kayabileceğini de yeniden hatırlatmakta fayda var. Algorand'dan bir haber var. Algorand biliyorsunuz ki aslında güzel ağlardan bir tanesi, iyi projelerden bir tanesi ama nedense piyasada bir miktar geri kaldığını görüyoruz. Ama işbirlikleriyle beraber güçlü şekilde ilerliyor ki Skybridge'in CEO'su da Algo Balinası aslında. Skybridge'in de kuvvetli bir biçimde Algo yatırımları olduğunu, Algo ağının kıymetine henüz anlaşılmadığını düşünenlerden ve Kian Fan Foundation Algorand'la beraber bir işbirliğiyle beraber DeFi protokollerine varlık yönetimi üzerine bir işbirliği gerçekleştireceklerini açıkladı. Böylelikle yeni bir işbirliği var Algo cephesinde ve DeFi protokollerinde aslında bu varlık yönetimi ve likidasyon yönetimi oldukça önümüzdeki zamanlarda önemli konu olacak. Tıpkı Lehman krizinden sonra bankacılık nasıl bu likiditeye önem vermeye ve varlık yönetimine önem verdiyse şimdi aynısı DeFi protokollerinin başında aslında baktığımızda burada da yeni bir anlayış gelişecek. Ve Bitcoin fiyatına baktığımızda Bitcoin'in şu anda 21.870 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bir miktar yukarı yönde eğilim olduğu için daha önce aslında oluşturduğumuz, dünkü yayında da incelediğimiz kısa vadeli bir senaryomuz var biliyorsunuz ki. Kısa vadeli tepki yükselişleri gelebilir diye beklediğimiz bir senaryo var. Onun grafiğini paylaşıyorum şu anda. Bu senaryoda 21.300'den destek alıyor ve bir önceki, bir alt seviyesindeki destek seviyemiz ise 18.400 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada C dalgasını bitirdiğini görüyoruz. Buradan tepki yükselişiyle beraber eğer 35-36 bandını kazanabilirsek 43.000 dolar seviyesine doğru çıkabilecek kısa dönemli bir aslında yükseliş senaryosu masada kalmaya devam edebiliyor şu anda ama buradan gelecek aslında 20.000 dolar seviyesini ne kadar tutacağımıza veya FED tutanaklarının toplantısının aslında fiyatların üzerinde oturmasıyla beraber hazmedilmesiyle beraber piyasanın yönünü tayin ettiğimizdeki durum esas bize senaryoyu veriyor olacak. Yani buradaki seviyeyi kaybetmezsek bir miktar tepki yükselişi için beklentimizi koruyabiliriz. Ama 20.000 dolar seviyesinin kaybedilmesi, 18.000 dolar seviyesine gelen bir Bitcoin'de senaryolarımız diğer senaryoları masaya getiririz diyebiliriz. Saatlik grafik üzerine ne vardı? Bir aşağı yönde kama formasyonumuz vardı. Yukarı yönde kırdık. Dün nereye kadar ulaştık? Aslında 23.500 seviyesine kadar ulaştık. Özellikle de Asya seansındaki, Asya sabah seyahatindeki hareketlilikle beraber. Şu anda bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. 21.800 dolar seviyesinde. An itibariyle bu yükselişten sonra geri çekilip akümüle olma süreci bize bir bayrak formasyonu da oluşturuyor. Buradaki yukarı aşağı yönlü kamanın formasyonu 24.300'dü. Bayrağın formasyonu ise 24.800 olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim yükselişteki bölümümüz
bölgemiz 24 bin dolar seviyesi olacak. Ve bunun aşağısında dün ifade ettiğimiz gibi aslında 22.500 üzeri ve 23 bin aralığı da şu anda direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmeler halinde 19.200'ler karşımıza çıkacak Bitcoin için. Bugün aslında RSI kuvvetli bir biçimde yükselirken borsaların açılmasıyla beraber, ses seansıyla beraber geri çekildiğini görüyoruz. RSI'nin nötr seviyeye geldiğini görüyoruz ve burada da satış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Fiyatlamalar henüz oturmadı, oturmasını bekliyoruz diyebiliriz. Ethereum için ise baktığımızda şu andaki fiyat seviyemiz 1170 dolar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Bu grafik üzerinde ne var? Dün de bir genişleyen üçgen, genişleyen kama formasyonuyla görüyorduk. Bugün de yine aslında benzer bir hareketle genişleyen kama formasyonuyla görüyoruz. Şimdi bu formasyon bize ben düştüm ve artık dibi tamamlayıp yükselişe geçeceğim mi demek istiyor. Yoksa ben bir miktarda aşağı yukarı 900 dolar seviyelerinde görmek istiyorum mu diyecek, bunu analiz edeceğiz. Baktığımızda grafik içerisinde bir aslında omuz ters omuz baş omuz formasyonu oluşma eğiliminde olduğunu da görüyoruz. Oluşmuş yeniden 1260 seviyesine aslında geri çekilerek bize bu sefer sağ omuzu oluşturma eğiliminde var. Sağ omuzu oluşturmak için 1100 dolar seviyelerine kadar aslında baktığımızda bir geri çekilme olabilir. 1120 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Baktığımızda buradan tepki anlarıyla beraber fiyatın yeniden 1250'ye doğru çıkmasını bekleriz. Eğer bizi omuz oluşturacaksa, oluşturmaz da aşağı doğru eğer sığınacaksa yeniden 1050'ler ve periferisinde aslında 1000 dolar seviyelerinin kapımızda olabileceğini söylemekte fayda var. Dediğim gibi buradaki hareket yukarı gelecek miyiz? 1250 yukarıda, aşağıda neredeyiz? 950 dolar seviyesi arasında bir hareket alanı, oyun alanı var şu anda Ethereum için. Tabii ki de Ethereum üzerine devam eden bir Celsius riski var. Şimdi Ethereum düşerse kar etmeyi umarak Celsius elindeki bu aslında likit Ethereum dediğimiz Ethereum'ları kullanmaya ve takas etmeye çalışabilir ve Ether short pozisyonları da açabilir. Kendisini hedgelemek ve aslında bu şeyden kurtarmak adına. Dolayısıyla Ethereum üzerine bir de böyle bir risk olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Hem Celsius'u hem de Ethereum'u ayrı takip edeceğiz önümüzdeki günlerde. 1250 bizim şu andaki aslında 100 saatlik hareketli ortalamamız. Bunun üzerinde biz yukarı yönlü hareketlilik görebiliriz. Gelelim Algo'ya. Algo ne demiş? Tron'a. Tron için ne demiştik? Bir paralel kanal içerisinde takip ediyorduk haftalıkta. Aslında paralel kanaldan 0,046'lara kadar düşmüştü. Şu anda yeniden bantın içindeyiz. Daha sonra yükselişle beraber 0,096'lar hedeflenebilir. Çünkü eskiden dengede kaldığımız döngü aslında bu noktadaydı. Bugün baktığımızda aslında haftalık olarak bu hareketlikten sonra RSI'nin aşağı geldiğini görsek de kısa vadeli olarak baktığımızda yani saatlik ve 2 saatlik grafiklerde Tron'da hem hacimlerle büyüme hem de yukarı yönlü long pozisyonların arttığını görmüştük sabah saatlerinde. Dolayısıyla önümüzde olması gereken bir grafik. Ve Algo, Algo'yu 4 saatlik incelediğimiz zaman da bir çanak formasyonu oluşturdu bize. Çanak formasyonun aslında hedefi zaten %18'lik bir yükseliş bize gösteriyor. 18'lik yükselmemle zaten ben neredeyse bu kanalın üst bandına kadar 0.40 seviyesine kadar yükseleceğim. Ve bakıyoruz bugün dün aslında akşam 7 saatinde bize yukarı yönlü bir iğne de atmış ve o da kanalın üst bandı. 0.40'lara gitmek isteyen bir eğilim var. Ama şu anda neredeyim? Kanalın orta bandındayım. Kanal orta bandından aşağı yönlü mü geri çekileceğiz yoksa yukarı yönlü mü gideceğiz? Bunun tayini var. 0.37'ler ve 0.40'lar önümüzdeki takip seviyelerimiz, geri çekilmeler halinde de 0.29 uzlar takip edilebilir Algo için. Solana'ya baktığımızda Solana artık mayor düşüş trendini kıramasa da minör bir düşüş trendimiz vardı. Grafik üzerinde takip ettiğimiz bunu kırma eğilimine gelmiş durumda. Minör düşüş trendimiz fiyatın 147 olduğu seviyeden düşen bir trend aslında. Mayor düşüş trendimiz de ATH seviyesi olan 250-260 dolar seviyesinden başlattığımız düşüş trendi. Minörü kırıyoruz. An itibariyle kırma çabası içerisindeyiz. Aşağı yönlü paralel kanaldan aşağı geldik. Tepki alımlarına yükselerek bu trendi kırma eğilimine geldiğimizi söyleyebiliriz. Yukarı yönlü takip seviyemiz şu anda 0.54 olacak. Biz bu 0.54'lerin üzerine çıktığımız noktada ancak yükselişten bahsedebileceğiz ki o zaman bir miktarda 50 günlük hareketli ortalamayı destek haline getirmeyi konuşmuş olabileceğiz. Aşağı yönlü geri çekilmelerde yine 0.24'ler ve
Harvey periferisinde maalesef ki 15 dolar seviyeleri Solana için kapıda. Baktığımızda bugün hem MACD demalarda hareketlilik var, yeşil histogramların oluşmaya başladığını ve alım yönde sinyal vermeye çalıştığını, hem de RSI'nin düşüş trendini kırmak üzere olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Solana yatırımcılarında bir miktar yüzü gülüyor ama şimdi bu rahatlama rallisinde ne kadar yukarı yönde atak sallayıp düşüren trendleri ne kadar kırabiliyor, bu önemli olacak. Ve gelelim günün sözüyle kripto mercek yayınını kapatalım. Ağzına yumruk yiyene kadar herkesin bir planı vardır demiş Mark Tyson. Bu da aslında bize şu andaki hem beklenenden yüksek gelen enflasyon verisiyle hem de dün ECB'nin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıyla beraber Fed'in içinde bulunduğu bir durumu anlatıyor. Ama yine de bize sundukları plan gerçekten planlı ve kararlı oldukları şey, tek şey enflasyonu düşürmek, ne pahasına olursa olsun, durgunluk da olursa, bunun sonunda stagflasyon da olursa bunu düşürmek olduğunu gösteriyor. Ama stagflasyon için gelen soruları da stagflasyon olmayacak, 2024'te zaten faizleri geri indireceğiz gibi bir açıklamayla da yüreklere su serpmeye çalışmıştı dün FED. Bizim de aslında bir planımız olması gerekiyor her zaman, her yatırımda, ama ilk yumruğu, ilk darbeyi alana kadar bu planları uygulayıp sonrasında dağılma aşamasına girebiliyoruz. Şu anda yeniden toparlanma aşaması olduğunu söyleyebiliriz ve bu dönemde de önümüzdeki zor geçecek 2022 ve 2023 yılında da orta vadeli ve uzun vadeli iyi planlarla, güzel planlarla, yatırım stratejileriyle beraber ayakta kalabiliriz dedikten sonra Kripto Mercek programından bugünlük bu kadar. Bein Kripto Türkiye YouTube kanalını takip aldığınız için ve bildirimlerinizi açtığınız için teşekkürler.